Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve bilgi dolu 8 tane güzel sorumuz var. Sizleri hiç ama hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Ama olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz tarihe yardımcı bilim dalları ile ilgili. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Tamamdır. Ne tamam. Diyor ki Aşağıdaki tarihe yardımcı bilimlerden hangisi toplulukların kültürünü, örf ve adetlerini inceleyen bilim dalıdır? Hepsi hakkında sizlere güzel bir güzel bilgiler vereyim. Hadi bakalım. Paleografya, eski yazı bilimi. Değil mi? Bizden neyi istiyor? Kültürü istiyor. Bunu ele bakalım. Filoloji, dil bilimi. Bunu da ele bakalım. Epigrafi, kitabe bilimi. Anıt bilimi, yazıt bilimi. Kültürü bizden istiyor. Etnografya, Bakalım. Kronoloji, zaman bilimi. Cevabımız burada etnografya olacaktır değerli arkadaşlarım. Kültür yapısını inceleyen bilim dalına etnografya diyoruz. Gelelim Kral Midas'a. Midas'ı eminim ki biliyorsunuzdur ya. Şöyle uzaklaştırayım biraz. Diyor ki buna göre öğrencilerin gerçekleştirmiş olduğu gezi sırasında aşağıdaki devletlerden hangisi hakkında bilgi sahibi olduğu söylenebilir. Uygarlık bizden istiyor. Gezi haberi, Ankara Palatya'ya gelen öğrencileri Kral Midas'ın mezarına götürerek gezirmiş ve Kral Midas'ın yönettiği devlet hakkında öğrencileri bilgiler vermiştir. Kral Midas denilince aklımıza ya. Hangi uygarlık geliyor? Tabii ki Lidyalılar değil değil mi? Frigler geliyor. Ankara diyor değerli arkadaşlarım Ankara. Hititler, başkent Çorum yani Hattuşaş. Bunların pankuş meclisleri var. Bunlar kraliçeye tavan diyor değerli arkadaşlarım. Değil mi? Ayrıca tarafsız tarih yazıcılığını başlatmışlar. Lidyalılar. Money, 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 para. Sart krallığı etrafında kuruldular. Yani Manis Manisa ve çevresinde kuruldu. Ion İonyalılar. Özgür düşünce ortamının olduğu uygarlıktır. Aneximenes, Thales, Pisagor gibi önemli kişiler burada yetişti. Bu bölgede, bu uygarlıkta. Urartular, başkent Tuşba, Mangölü ve çevresinde kuruldu. Urartular, Taş ve kaya uyumacılığında oldukça gelişmişlerdir. Cevabımız Frigyalılar olacaktır. Temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Neyden dolayı? Coğrafi konumundan dolayı. Hadi bakalım. İslam tarihine bakalım biraz da. Buna benzer sorular geliyor. Dikkat ediyoruz arkadaşlarım. Hazreti Ömer döneminde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? şıkkına baktığımızda Beytülmal adında devlet hazinesi oluşturuldu. Çünkü sınırlar genişledi değil mi? Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kalsın. Kudüs fethedildi. Kudüs, Suriye, Filistin, İran. Hicri takvim düzenlendi. Hicri takvim oluşturuldu. Hicret esas alındı değil mi? Ne oluyor lan? Bu niye odaklanmıyor? Kendine gel. Tamamdır. İllerde valiler görevlendirildi. Amaç ne? Merkezi otoriteyi güçlendirmek. Değerli arkadaşlarım, Kur'an-ı Kerim'i çoğaltan Hazreti Osman'dır. Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getiren Hazreti Ebu Bekir'dir. Cevabımız B şıkkı. Yanlış bilgi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Geldik diğer sorumuza. Dikkat ediyoruz. Verilen savaşlardan hangileri bir Türk devletinin kurulup diğer Türk devletinin yıkılış sürecine girmesinde etkili olmuştur? Şimdi ilk öncüne baktığımızda Merci Dabık, ikinci öncül Dandanakan, üçüncü öncül Ayn Calut. Ayn Calut savaşı Memlüklerin Moğolları yendiği savaştır. Yani herhangi bir devleti kurulup herhangi bir Türk devleti kurulup Başka bir devlet yıkılma sürecine girmiyor. Bunu bir ele arkadaşım. Memlükler Moğolları bozguna uğrattı. Dandanakan Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulurken Gazeliler yıkılma sürecine girmiştir. Doğrudur. Mercidabık Savaşı ile Suriye ve Filistin Osmanlı topraklarına katıldı. Savaş sırasında Memlük lideri Kansu Gavri öldürülmüştür değerli arkadaşlarım. Anlaştık mı? bu Savaşı Osmanlı ile Memlükler arasında gerçekleşen savaştır. Yani herhangi bir yıkılış veya kuruluştan bahsedemiyoruz. Cevabımız B şıkkı. Şimdi vardı arkadaşlar demiştir hocam. Kansu Gavri kim? Memlüklerin lideriydi. 1516 yılında savaş sırasında öldürülüyor. Onun yerine başka biri geliyordu. Hadi bakayım. Gelelim diğer sorumuza. Şöyle. Aşağıda verilen Türk beyliklerinden hangisi kendini Türkiye Selçuklu devletinin varisi olarak görmüştür? Vay 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 vay. Aslan parçasına bak. Değerli arkadaşlarım. Şimdi Osmanlıya çok uğraştıran beylik hangisi? Hangisi? Karamanlılar. Normal değil mi yani bunların kendilerini Türkiye Selçuklu devletinin varisi olarak görmeleri? Normal bir durum değil mi? Devamımız Karamanlılar. Karamanlılar Osmanlıya katılan ilk beyliktir. Hangi padişah? Orhan Bey dönemi. Artık Osmanlı donanma sahibi. Hamit Oğulları. Osmanlı'ya altın yoluyla katıldı. Isparta ve çevresinde kuruldu. Dulkadiroğulları Osmanlı'ya savaş yoluyla katılan son beyliktir. Savaş yapılmadan katılan beylik ise Ramazanoğulları'dır. Candaroğulları Kastamonu ve Sinop çevresinde kuruldu. Fatih Sultan Mehmet Han bunlara son vermişti biliyorsunuz ki. Cevabımız Karamanoğullarıdır. Konya ve Karaman çevresinde kurulan bu beylik Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Kesin olarak son veren kişi 2. Beyazıt'tır. Unutmayın. Hadi bakalım. Şöyle bir bilgi de vereyim sizlere. Şimdi bunlar kendilerini e, Türkiye Selçuklu Devleti'nin varisi olarak gördüler ya. Harzemşahlar da kendilerini Büyük Selçuklu Devleti'nin varisi olarak görüyorlar. Böyle bir durum var yani. Harzemşahlar da çok güçlüydü. Celalettin Harzemşah çok hepimiz biliyoruz yani. Alaaddin Tekiş. Celaleddin Harzemşahlar gibi Celalettin Harzemşah gibi önemli kişiler var. Şimdi geldik diğer sorumuza. İnşallah 8'de 8 yapacaksınız. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde tünel kazan, kale surlarının altına patlayıcı yerleştiren askeri birlik aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi topçular adı üstünde bir bunu geçelim. Bugünü geç. Cebeciler bakın çıkabilir. Silahların bakım ve onarımından sorumlu olan birliktir. Silahdarlar padişah veya sadrazamlı silahlarla korurlar. Süvariler, garipler hazineyi korurlar. Biliyorsunuz ki sağ ve sol garipler var. Cevabımız tünelciler olarak bilinen lağımcılardır. Tünel kazarlar tünel. Genellikle lavcılar Sırplardan oluşurdu. Çünkü Sırplar oldukça iyilerdi. Macarlar ise top alanında ustalaşmıştı. Biliyorsunuz ki İstanbul'un fethi sırasında <laughs> Macar Urban topları döktüren kişiydi. Çizimi yapan zaten Fatih'tir. Fatih Sultan Mehmet Han. Devam ediyoruz. burada da soru varmış. Hadi bakalım. Bunu da çözelim. Osmanlı Devleti'nin belkemi. Tımar sistemi. Diyor ki Osmanlı Devleti'nde uygulanan tımar sistemi ile durumlarından hangilerinin sağlandığı söylenebilir. Sipahi'nin geçimi sağlanacak mı? Sağlanacak. Hazineden para çıkmayacak. Oradaki vergi asker ve memura dağıtılacak. Tımar sistemi bel kemikli arkadaşlarım. Kapıkolu askerlerinin maaşını vermesi. Ne alakası var? Tımar sistemi da e, yürütülen bir sistemdir. merkeze değil. Kapıkolu askerleri biliyorsunuz ki 3 ayda bir maaş alırlar. Biz bu maaşa uluf ediyoruz. Hatta her padişah değişikliğinde bahşiş bile alırlar. Biz bu bahşişe ne diyoruz? Cülüs diyoruz. O yüzden bunu bir ele. Devletin askeri yükünü hafifletiyor mu? Hafifletiyor. Devlet için cebellü denilen atlı askerler yetiştiriyor değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız ne olacaktır? Teşekkür. Hadi bakalım. Geldik 8. sorumuza. Şimdi bu antlaşmalar hakkında ben size bilgiler vereceğim değerli arkadaşlarım. Karden ne oğlum? Karden, karden. Karden. İkinci kat şimdi olarak geçer. Karden. Karden ne oğlum? Şimdi diyeceksiniz ki şimdi bu soruda çoğu öğrencim bence şunu diyecek. Diyecek ki hocam birden fazla İstanbul antlaşması var. Ben bunu kafada nasıl tutacağım? Nasıl tutacaksın biliyor musun? Tutamazsın. O kadar basit yani. Şaka şaka. Değerli arkadaşlarım. Bakın Ders çalışırken konu konu gidin. Mesela 1533 İstanbul Antlaşması hangi dönem? Yükselme dönemi. 1700 İstanbul Antlaşması hangi dönem? Gerileme dönemi. 1724 İstanbul Antlaşması hangi dönem? Gerileme dönemi. Konu konu, konu e, çalışırsanız İstanbulları içinden ayrı edebilirsiniz yani. Tamam. Şimdi diyor ki Osmanlı Devleti ile Rusya'nın 18. yüzyılda İran'ı kendi aralarında paylaştıkları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Brut Antlaşması. Burada Baltacı Mehmet Rus ordusunu bataklıkta kısırıp Rus ordusunu bozguna uğratıyor. Ve Osmanlı Azak Kalesi'ni geri alıyor ve Ruslar İstanbul'da elçi bulunduramıyor. Anlaştık mı? Azak Kalesi geri alındı. Baltacı Mehmet'i unutmayın. Tarihler 1718 yılını gösterdiğinde Osmanlı ile Avusturya arasında Pasarovç Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etti ve geri çekildi. Ve böylece Lale Devri başlamış oldu. Tamam bu da gitti. 1774 Küçük Kaynarca tarihin en ağır antlaşması olarak bilinmektedir. Niye diyecek olursanız eğer. Çünkü Osmanlı Devleti Kırım'ı kaybediyor. Kırım burada bağımsız oluyor. Osmanlı Devleti tarihinde ilk defa savaş tazminatı ödüyor. Osmanlı Devleti Rusya'ya kapitülasyon veriyor değerli arkadaşlarım. Ve Rusya Ortodoksların koruyuculuğunu üstleniyor bu antlaşmada. Ağır antlaşma. 1724 İstanbul bırakalım. 1746 Kerden yani Normal bir antlaşma. ikinci Kasr Şirin olarak geçer. İran'la yapılan bir antlaşmadır. İlişkiler iyi burada değerli arkadaşlarım. 18. yüzyılda cevabımız İstanbul. Osmanlı Devleti batıdan istediğini alamayınca doğuya yöneldi. Tam doğuya yönelirken Rusya da oraya yöneliyordu ve böylece İran topraklarını 1724 yılında İstanbul Antlaşması ile paylaşıyorlar. Cevabımız D şıkkıdır. Umarım işinize yaramıştır. Umarım bilgi dolu olmuştur. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.